Label Grup stüdyolarından herkese merhaba. Bugün ne diyoruz? Profesör Doktor Ahmet Karavut ile kalbimizi sevin diyoruz. Kamera arkasında Soner ile beraber. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün de kalp damarlarına balon stentle müdahaleden bahsedeceğiz ve şöyle bir soru geliyor, şöyle bir talep geliyor daha doğrusu. Diyorlar ki benim damarlarım tıkalı, ben damarlarım açılsın ama stent konulmasın. Yani stentsiz ben bu işi çözebilir miyim? Gerçekten bir dönemde. Hatırlarsanız eriyen stentler vardı. Şu anda çok nadiren kullanılıyor çünkü eriyen stentlerle ilgili bazı sıkıntılar yaşandı. Tekrar tıkanma ile alakalı. Şu anda teknolojide daha yeni farklı stent gelişimleri var. Muhtemelen tekrar piyasaya girecek ama kişi diyor ki benim damarım tıkalı, benim damarıma gir, damarımı aç ama stent koyma. Bu mümkün mü? Bu gerçekten bazı durumlarda mümkün olabiliyor. Şöyle gidelim, özellikle bacak damar tıkanıklarında, mesela oyluk damar tıkanıklarında biz oralara çok stent koymak istemiyoruz. Niye? Çünkü stent gerçekten o bacak damarlarında tekrar tıkanma riski yüksek olabiliyor ve genelde biz balonla bırakıyoruz. Ya da çok direşi işte orada tıraşlama yöntemi uygulayıp ondan sonra da balon ve ilaçlı balon. Yani kullandığımız stentlerdeki ilaçlı stent dediğimiz yani stentin tekrar tıkanmasını önleyecek o maddeyi balon üzerine monte etmişler ve o ilaç damar duvarına geçip balondan sonra damarın tekrar bir tıkanma oluşmasını azaltıyor, riskini azaltıyor. Peki bu kalp damarları için mümkün mü? Kimi kalp damarlarında şöyle zaten bu damarlara müdahalede ilk çıkan sistem balon sistemi. Yani gerçekten balon yapılıyormuş şu hastada ama şunu fark etmişler yani balon yapıldığında tekrardan müzüşme oluyor. Tekrardan tıkanma riskleri %50'lere varıyor. Ondan sonra da stentler piyasaya girdikten sonra bakılmış ki karşılaştırmalı çalışmalarda bir kişiye balon yapılıyor, bir kişiye stent yapıyor. Grup halinde stent yapılan kişilerde damarın uzun vadeli açıklık oranı daha fazla. Ondan sonra da genelde stent tedavisi, rutin tedavi olmuş. Peki biz her hastaya stent takılabilir mi? Şöyle bir nokta var. Özellikle 4 santimin üzerindeki stent takmalarında uzun, uzunluk olarak söylüyorum. Yani bütün damarı da stentle döşeyemiyorsunuz. Ne oluyor? Tekrar tıkanma riskleri artıyor. Ya da çok ince damarları stent koyduğunda tekrar tıkanma riskleri artıyor. Bazı yerlerde gerçekten stentte ulaşım zor olabiliyor. Bu tür yerlerde sadece balon yapılabiliyor. Sadece balon yapılabiliyor ve sadece balonla beraber sonrasında ilaçlı balonda yapılması lazım. Yani farklı bir teknoloji. Siz ilaçlı balon yaptığınızda normal balona göre daha önemli bir iş yapmış oluyorsunuz ve yaptığınız işlemde tekrar tıkanma riskini siz düşürmüş oluyorsunuz. Yani buradaki ama şu, siz damarı açtıktan sonra günü kurtarmıyorsunuz. Yani damara müdahale ettikten sonra damarın uzun vadeli açık olması lazım. Bu açıdan sizin yaptığınız işlemin stent işlemiyle karşılaştırabilir bir kalitede olması lazım. Bu bacak gibi düşünmeyin. Siz bacağı balon yaptınız, ettiniz. Ne oldu? Bacak tıkandı. Tıkandığında ne olacak? Hayati bir risk oluşmayacak. En fazla bacağınızda ağrılar başlayacak, edecek, tekrar müdahale yapılacak. Ama kalp öyle değil. Yani kalpte damar tıkanıklığı oluştuğunda ne oluyor? Hayati risk söz konusu oluyor. Onun dışında hani kalp et dersine giriş olabilir. Yani sıkıntılar çok fazla. Bu kalp damarlarına müdahale edilirken biz ne yapıyoruz? Hasta için en iyisi hangisi ise onu yapıyoruz. Stent gerekiyorsa stent takıyoruz. Sadece balonla kalabiliyorsa balon takıyoruz yapıyoruz. Ben klinik pratikte ne yapıyorum kliniğimde? Özellikle ince damarlarda ya da çok uzun stent gereken yerlerde bazen hastalık damarı baştan sonra tutmuş oluyor. Bu damar sertliği dediğimiz. Yani baştan sonra stent koymak orada çok mantıklı olmayacağı için belli bölgelere siz ilaçlı balonla bitirebiliyorsunuz. Tabii ki buradaki kritik nokta şu. Siz balon yaptığınız bölgede damarın yırtılmaması lazım. Damarın hasar görmemesi lazım. Çünkü damarda bir yırtılma, hasar vesaire oluştuğunda siz o stent'i koymadığınızda maalesef damarda erken dönemde tekrar orada pıhtı oluşmaya, tıkanma oluşuyor. O açıdan siz stent koymayacaksanız sadece balon yapacaksanız işlemin ona göre yapılması lazım. Güzel farklı 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 yani farklı stent markaları var, farklı ilaçlı balon markaları da var. İyi bir Marka kullanılması lazım. Çünkü markaya göre özellikle damara geçen burada ilaç miktarı da değişiyor. Burada da tabii biraz hekiminize güven duymanız lazım. Ama damara stent koymayı istemiyorsanız en azından şunu sorabilirsiniz karşınıza. Hocam, doktorum ben bu damar dağılığını stentsiz kurtarabilir miyim? Benim için mantıklı bir şey mi değil mi? Gerçekten sizin için mantıklı bir şeyse hekim de bunu söyleyecektir. yani Biz de hasta için gerçekten en iyisini istiyoruz nasıl bacak damarlarında stentsiz bir çözüm oluşabiliyorsa, gerinde stent takıyorsak, kalp damarlarında bazı bölgelerinde müdahalede sadece balon yeterli olabiliyor. Böyle bir tedavi şeklinde olduğunu bilmeniz lazım. Tabii gelecekte ne olacak? Teknoloji daha da artacak. Özellikle ilaçlı balon teknolojisi de farklı ilaçlar, farklı balonlar piyasaya girecek. Ve benim tahminim şu anda ara verilen, özellikle ara verilen Eriyen stent teknolojisine biz tekrar döneceğiz. Gerçekten bilmiyorum. çok da kullandık, çok da iyi sonuçlar aldık. Peki eriyen stent teknolojisi niye firma geri çekildi? Özellikle diğer stentleri karşılaştırdığında siz işlemi standart bir işlem gibi görüp eriyen stentleri koyduğunuzda ne oluyor? Bunlar bayağı bir kalın yapı olarak maddeler. Tekrar kameristlerin diğer stentlere göre özellikle trombüs yani pırıtı oluşma riskinin yüksek olduğu saptandı ve firma geri çekti kendini. Aslında geri çekerek kendisine vakit kazandırmak istedi. Yani böyle şeyler olabiliyor. Ee, bu şu demek değil yani daha önce Eriyans'tan takılan hastalar zarar gördü. Hani böyle düşünmeyin gerçekten hani Eriyans'tan taktığım çok hasta oldu ve gerçekten yani çok güzel sonuçlar aldık. Biz yeni teknolojiyle tekrar bunları bekliyoruz. Ama şu anda elimizde ne var? Eğer stent alternatif olarak stent takılma, takılması gereken noktalarda kesinlikle stent takıyoruz ama özellikle uzun lezyonlarda, ince damarlarda ya da stent içerisine müdahalelerde, stent içerisine müdahalelerde ben tekrar stent mümkün oldukça takmamaya çalışıyorum. Elimizde balon anjiyoplasti ve ilaçlı balon tedavisi mevcut. Bu şekilde kalp damarınıza konulacak stent sayısında azalmaya gidebiliriz. Vücudun metal yükünü azaltabiliriz. Evet, bu şekilde bugünkü programın sonuna geldik. Bir sonraki kaybınizde programda tekrar görüşelim diyoruz. Hoşçakalın.